Yayınıma hoş geldiniz. Putin, evet Erdoğan zirvesine değineceğim. Ama birkaç gün önce Aliyev konuşunca, Aliyev Erdoğan ikilisinin bir manifestosunu, Putin Erdoğan zirvesinden önce bir manifestosunu gördük demiştim. Aliyev tek başına bir karar verip o konuşmayı yapmamıştı bir kere. Aliyev resmen Rusya Savunma Bakanlığı'nı hedef göstermiş, şimdiye kadar Karabağ'dan Ermeni işgal güçlerinin çekilmesiyle ilgili verilen sözlerin tutulmadığını belirtmişti. Bu durumda tek bir işaret kalıyordu. Geri kalan bölgeleri Rusların boşaltması ve bu görevi o bölgedeki hakimiyetini tesis etmek isteyen Azerbaycan'a aitti. Tabii ki bu konuşmadan hemen sonra jet bir açıklama geldi Ermenistan tarafından. Ermenistan tarafından gelen açıklama şu. 1-1,5 ay içerisinde Karabağ'daki güçlerimizi çekeceğiz. Orada sadece yerel güvenlik güçleri işgalcileri kastediyor. Yani Ermenistan'ın kendi resmi ordusunu çekecekmiş. Orada işgalci olarak kalan Ermenilerle Ruslar kalacakmış. Ne anladık bu işten? Ermenilerin bu şark kurnazlığına karşılık tabii ki Türkiye ve Azerbaycan tetikte. Bunu bir geri çekilme olarak görmeyiz. Orada silahlı bir Ermeni olmaması gerekiyor. Ruslar belli bir süreye kadar orada güvenliği sağlayacak. Daha sonra da komuta Azerbaycan'a devredilecek. Rusya Savunma Bakanı'nın resmen verdiği sözü tutmamadığını ve bu tutmadığı sözle ilgili durumu Aliyev bizzat Savunma Bakanı'nın ismini vererek açıkladı. Bildiğiniz üzere Tuva Türk'ü Şoygu'nun babası bir Türk. Annesi Rus ve gerçekten kızının geçenlerde yaptığı Bozkurt işareti de epey gündem olmuştu. Ne de olsa Rusya Savunma Bakanı'nın kızıydı. Evet gördüğünüz gibi Rusya'da Savunma Bakanlığı da Türklere havale edilmiş. Türkler asker doğar diye boşuna demiyoruz. Rusya bile askerini bir Türk'e emanet ediyor. Bu zirve önemli. Özellikle Aliyev'in konuşmasında, Aliyev'in açıklamasındaki bazı ipuçlarına değinelim. Tabii ki Putin de imalı sözler kullandı. Burada ayakta bekleyen Putin'in canı da pek sıkıldı. Moskova'nın rövanşı alındı diyebiliriz. Putin'in canı pek sıkıldı. Özellikle dünya haber ajanslarının ve kameralarının karşısında özellikle Erdoğan ve heyetini Moskova'da kapıda bekleten Putin'e burada bir misilleme yapıldı. Türkiye devletinin cevabı gerekliydi, yerinde ve zamanında yapıldı. Putin'in el pençe beklemesi de Ukrayna Savaşı'ndaki sıkışıklığını gösteriyor. Türkiye'ye ihtiyacını gösteriyor aslında. Buna önceki yayınımda değindim. Şimdi Rusya'nın Karabağ'daki varlığına ve Azerbaycan'ın bundan sonraki Karabağ'daki olaylara bakışına değineceğiz. Özellikle Türkiye ve Azerbaycan'ın neler yapmak istediğine değineceğiz. Özellikle Putin görüşme esnasında Hazar zirvesinde Aliyev'le görüştüğünü ve Erdoğan'a kocaman bir selam getirdiğini söyledi. Yani burada mesajlar çeşitli olabilir. Özellikle Erdoğan ve Aliyev her zaman görüşüyor. Herhangi bir selam iletmesine gerek yok. Burada Putin Azerbaycan liderinin kendisini daha yakın gördüğünü, Azerbaycan'ın Rusya'ya daha yakın olduğunu ima etmek istemiş. Gerçekten Turan düşüncesi, iki ülkenin Türklüğünün birleşmesi düşüncesi Rusya'yı çıldırtıyor. Yani selamını getirdim diyerek ben daha yakınıyım, sen daha uzağısın, ben ondan sana selam getiriyorumla işi burada özetliyor. Azerbaycan'ın yeni Rusya imajı veriyor. Ama bu iş böyle gitmez. Özellikle Aliyev'in Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma önemli bir anlaşma, dev bir anlaşma. Aliyev'in özellikle Avrupa Birliği ile yaptığı bu anlaşma 20 milyar varillik bir enerji anlaşması. Böylelikle ülkeler arasındaki iletişimden Avrupa Birliği gibi bütün bir global bir kuruluşla yapılan anlaşma ve büyük bir para akışını sağlanacak olması, Rusya'dan kesilen gazın Azerbaycan'dan tesis edilecek olması ve Rusya ile ilişkilerde kendisini çok daha güçlü, evet ortaklar kurarak daha dengeli hale getirmek isteyen bir Azerbaycan'ın şu anda yola çıktığını görüyoruz. Özellikle Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmanın hemen öncesinde Rusya'yı eleştirmesi de yönünü batıya döndüğünün ve batısız bir çözümün olmayacağını anladığından ileri geliyor. Sıcak paranın kaynağı batı. Tabii ki ticari döngünün ve ambargolardan kurtulmanın adı da batı. Aliyev bunu gördü. Türkiye burada bir köprü aslında. Türkiye hem Azerbaycan'ın enerji akışının TANAP ve benzeri projelerle
Avrupa'ya enerji satmasında Türkiye stratejik bir köprü ve bir taraftan da Karabağ'da barışın gelmesi gerekiyor. Michel'le yapılan görüşmeleri hatırlayın. Michel ki Karabağ Savaşı'ndan sonra Ermenistan'a 2 milyar dolar, Azerbaycan'a 150 milyon dolar bir kredi paketi açıklamış. Aliyev de bu duruma işte bu salonda tepki göstermişti. Biz dedi zarar göreniz, saldırıya uğrayanız ama bize 150 milyon dolar kredi ama Ermenistan'a 2 milyar dolar kredi. Tabii ki burada Ermenistan'ı diasporasının o ülkelerdeki ağırlıkları da dikkate alalım. Ama ne oldu? Krizler, Ukrayna Savaşı işin rengini döndürdü. Ne oldu? Tabii ki Rusya gazına ambargo koyanlar yeni enerji alternatifleri üzerinde durdular. Baktılar ki Putin'i besledik. Bekle kargayı oysun gözünü misali. Avrupa parayla ve imkanla zengin etti. Rusya'nın hışmına uğruyor. Özellikle Putin'e bağlı Kadyrov'un birliklerinden gelen mesajlar Avrupa'yı tedirgin ediyor. Özellikle Kadyrov'un birlikleri Berlin'e kadar izin versin gireceğiz sözü tam bir Rusya hayali aslında. Sovyetler Birliği hayali. Almanya'yı ikiye bölerek yeniden burayı kurmak istiyorlar. İşte Putin ve Erdoğan görüştüler. Suriye meselesi baş gündemlerde. Suriye bakışlarda farklılık var. Ama şu bir gerçek ki Türkiye terör örgütlerinin Türkiye'nin güneyinde bulunmasından rahatsız olduğunu ve şartlar değişmedikçe burada bu mücadele kararlılığını yürütecekleri belirtti. Tabii ki bu kararlılık, bu inanç birilerini rahatsız ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne seslenen Erdoğan, Suriye'nin kuzeyini terk etmelerini terk etmedikleri takdirde operasyonun başlayacağını söyledi. Şimdi Rusya'da Tel Rifat'ta ve Suriye'de belli bölgelerde. Özellikle Karabağ'dan çıkmasını isteyen bir Türkiye var. Karabağ'dan çıkmasını istiyor onların. Özellikle bu görüntü, bu adımlar çok önemli. Ve beklentilerde tabii ki bir an önce Rusya'nın Suriye'de önümüzden çekilmesi, Karabağ'da işgalcilere perde olmayı bırakması, set olmayı bırakması. Çünkü Türkiye sabrının son arefesinde. Kafkasya'daki kazanımlarımızı, özellikle Suriye'deki güvenlik anlayışımızı asla ve asla bırakmayacağız. Tabii ki bu durumda Rusya'nın da iyi komşuluk ilişkilerine aynı şekilde karşılık vermesi gerekir. Karabağ'da Ermeniler çekileceğiz dedi ama işgalciler kalacak. Türkiye ve Azerbaycan bunu istemiyor. O bölge tamamıyla Azerbaycan'ın kontrolüne bırakılmalı. Ama Aliyev cephesinden gelen bazı sözler burada işin rengini daha da tabii ki stratejik anlama taşıdı. Aliyev dedi ki çıkacaksınız. Evet Aliyev çıkacaksınız. Bir şekilde Rusların da görev süresini uzatmayacağız. Mesaj net. Rus sözde barış gücünün görev süresi uzamayacak ve çıkacaklar. Bakalım gelişmeler ne olacak? Oldukça da sizi bilgilendireceğim. Karabağ'da Azerbaycan ve Türkiye'nin ağırlığı artıyor. Suriye'de de önümüzden çekilin dedik bakalım. Neler olacak? Aliyev'in açıklamaları Türkiye'siz. Türkiye ile irtibatta olmadan olmaz. Türkiye ve Aliyev, Erdoğan ve Aliyev stratejilerini ortak belirliyorlar. Bir dahaki yayında görüşene kadar lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.